Abdülkadir Selvi yeniden Refah Partisi neye hizmet ediyor? Siyaset bir duruş meselesi. Doğru yerde duran kazanıyor, yanlış yerde duran kaybediyor. Altılı masada yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva ve Demokrat Parti'nin durumu ortada. Birçok yerde aday çıkaramadılar. Bir kısmı ilk seçimde silinip gidecek. İyi Parti ise yanlış bir kurgulamanın bedelini ödüyor. CHP seçim kazandırma partisi gibi konumlandı. Ne zamanki kendi başına seçime girme kararı aldı, parti bölündü. Doğru tercih. Yeniden Refah Partisi ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğru bir tercih yaptı. Kılıçdaroğlu değil Erdoğan destekledi. Bundan da karlı çıktı. Hem oyunu yükseltti hem meclise girme şansına kavuştu. YRP'nin görevi de AK Parti seçim kazandırmak değil. O da kendi başına seçimlere girebilir. Ancak bunu yaparken yanlış yerde konumlanmamaya, Saadet Partisi'nin yaptığı hataları yapmamaya, yanlış hedefe ateş etmemeye dikkat etmeli. Bakın yanlış yerde duranlar siyaset sahnesinden bir bir siliniyor. AK Parti'ye kaybettirme partisi. Yeniden Refah Partisi'nde böyle bir tehlike bekliyor. Çünkü YRP, yerel seçimlerde kendisini yanlış yere konumlandırdı. AK Parti'nin yeniden aday göstermediği eski belediye başkanları ya da FETÖ'cü eski siyasetin etkisiyle intikam partisine dönüşüyor. Yeniden Refah Partisi'nin siyasetteki tek misyonu AK Parti'ye kaybettirmeye dönüştü. En tehlikeli eğilim. Yerel seçim sürecinde YRP'de iki eğilim baskın çıktı. 1. AK Parti'nin aday göstermediği eski AK Partililer 2. Erdoğan'dan intikam almak isteyen eski FETÖ'cüler Fatih Erbakan'ın partisi maalesef bir FETÖ'cülerin Erdoğan'la hesaplaşma partisine dönüştürdüler. Suat Pamukçu'nun uyarısı Merhum Erbakan'ın dava arkadaşlarından Suat Pamukçu, YRP Genel Sekreterliğinden istifa ederken Yeni Şafak'ta yer alan röportajında FETÖ telgesine dikkat çekti. Genel Başkan'ın yanında varlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Israrla ittifa karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri reisi cumhurdur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar dedi. FETÖ yuvalanmış. YRP sadece intikal etmek isteyen eski AK Partilerin değil, aynı zamanda Erdoğan'ın hesaplarını görmek isteyen FETÖ'cülerin de Turuvatı'na dönüşmüş durumda. Fatih Bey bu FETÖ değil miydi 28 Şubat'ta televizyonlara çıkıp merhum Erbakan'a başbakanlıktan çekilmesi için çağrı yapan? Bu FETÖ değil miydi 28 Şubat'ta Erbakan hocayı devirmek isteyenlerle işbirliği yapan? televizyonlara çıkıp Erbakan'a beceremediniz artık bırakın çekilin diyen Erbakan FETÖ ile mücadele ederdi. Merhum Erbakan hayatta olsaydı FETÖ ile işbirliği mi yapardı yoksa onlarla mücadele mi ederdi? Fethullah Gülen hayatı boyunca Erbakan'la mücadele etti. Bunun uğruna 28 Şubatçılarla bile işbirliği yaptı. Erbakan da bugün hayatta olsa FETÖ ile mücadele ederdi. Peki Fatih Erbakan FETÖ'cülerle işbirliği yaparsa bu doğru olur mu? Siz FETÖ'cülerin Erdoğan'la hesaplaşmasına niye oluyorsunuz? Fatih Bey unutmayın. Bunlar güçlendiğinde ilk olarak sizi devirirler. Siyaset merhum Erbakan'ın deyimiyle bir milli şuur meselesidir. Öyle şahıslar değil dava gelir. Koltuk uğruna değil dava uğruna siyaset yapılır. Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdi. Fatih Bey Erdoğan merhum Erbakan'ın hayali olan uğruna mücadele ettiği ne varsa gerçekleştirdi. Merhum Erbakan, Ayasofya'ya vurulan zincirler kırılacak derdi. Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırıp Ayasofya'yı ibadete açan Erdoğan oldu. Siz de o açılışta bulunanlardan birisi oldunuz. Ayasofya'yı açtığı için mi bugün Erdoğan'ı kaybettirme partisi oldunuz? Başörtüsü yasağını kaldırdığı için mi? Erbakan Hoca, Merve Kavakçı'yı milletvekili yapıp başörtülü milletvekilini meclise sokan liderdi. Bunun için hedef oldu. Başörtüsü yasağını kaldırmak istediği için partisi kapatıldı. Kendisi siyasi yasaklı hale getirildi. Erbakan'ın isteyip yapmaya muktedir olmadığı başörtüsü yasağını Erdoğan kaldırdı. Bugün başörtülü milletvekili bakan ve vali var. Başörtülülerin okullara alınmadığı Türkiye'den başörtülü rektörlere gelindi. Sizin başörtüsü yasağı beni ilgilendirmez demeyeceğiniz eminim. Ama Fatih Bey, siz başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan'ın kaybetmesi için mücadele eden bir parti konumuna düştünüz. 28 Şubat'ın hesabını sordu. Erbakan'ı başbakanlıktan istifa etmeye zorlayan 28 Şubatçılar ellerinden gelse hapse atacaklardı. 28 Şubatçılardan Erbakan'ın hesabını soran Erdoğan oldu. Erbakan'ı hapse attırmak isteyen 28 Şubatçılar bugün hapiste. Bugün 28 Şubatçılar ve 15 Temmuz'u yapan FETÖ'cüler kol kola girmiş Erdoğan'ın kaybetmesi için çalışıyorlar. Peki Fatih Bey, siz onlarla niye aynı safta yer alıyorsunuz? Bunları görmüyor musunuz? Yoksa şahsi hırsınız daha da önleme geliyor. Erbakan hapisten kurtardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın 85 yaşında hapse girmesine izin vermedi. Erbakan'ın hapse girmesini engelleyen yasayı çıkardı. Ahmet Necdet Sezer veto etti. Erdoğan tekrar çıkardı. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erbakan'ın hapis cezasını affetti. Benim iktidarım döneminde Erbakan hoca hapse girmeyecek diyen Erdoğan'dı. Erbakan'ın ailesine vefası. Fatih Bey en yakından siz biliyorsunuz. Kayıp trilyon davasından kaynaklı haciz işlemleri çözdürüp mirasın kardeşler arasındaki paylaşımını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Bugün dahi Erbakan'ın çocuklarından başı sıkışan Tayyip Amca diye Erdoğan'ı arar ve Cumhurbaşkanı kendi evlatlarının sorunu çözer gibi kardeşinize de destek olur. Merhum Erbakan bir vefa insanıydı. Erbakan hocanın oğlu olarak sizin de vefalı olduğunuzu düşünüyorum. Erbakan'ın ailesine, davasına büyük hizmetleri olan Erdoğan'ı tasfiye hesaplarına alet olmayacağınıza inanıyorum. Muhalif medyada güzelleme. Geçen seçimlerde Erdoğan'ı desteklediği için muhalif medya yeniden Refah Partisi'ne karşıydı. Bu seçimlerde AK Parti'ye kaybettirme partisine dönüştüğü için YRP'yi yağa yatırıp bala batırıyorlar. Bunlar CHP ile ittifak yaptığı dönemde de Meral Akşener'i yere göre sığdıramazlardı. Ne zaman ki İyi Parti ittifaktan ayrıldı, Meral Akşener'i yapmadıkları hakaret kalmadı. Şimdi benzer hareketleri Kılıçdaroğlu'na yapıyorlar. Bunlarda vefa yok. Şimdi benzer metiyeleri YLP için diziyorlar. Fatih Bey, bunlar sizi çok sevdikleri için değil. Erdoğan'a zarar vereceğiniz için destekliyorlar. Bunlar Erdoğan'ın şahsına değil, onun taşıdığı değerlere düşmanlar. Merhum Erbakan'a da onun için düşmanlardı. Siz bunu görmüyor musunuz? Dem parti kadar yok musunuz? Fatih Bey, PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ ile gizli ittifak yaptı. Bundan dolayı ağır bedel ödediler. Partilerini ve eşkenal başkanlarını değiştirdiler. Buna rağmen Erdoğan kaybetsin diye yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında CHP ile ittifak yapıyorlar. Fatih Bey, sizin ve yeniden refah partilerin dem partilerden daha şuurlu olduğuna inanıyorum.